Şimdi ne yapalım? Şimdi güzel bir ev gezmesine gidelim. Bayılırız. Kimin evine gidelim? Eser Berfu Yenenler çiftinin villasına gidelim. Eser'in efendim influencer, sosyal medya fenomeni eşi Berfu takipçilerine bu kez evini gezdirdi. Biz de gezelim. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler yeni evlerine taşındı. Berfu Yenenler eski evlerinde ilk videoyu büyük oğlu Kuzey ile çekmişti. Yeni evlerinde yaptığı çekimde ise kucağında küçük oğlu Mete vardı. Hem de Mete'yle ilk videomuz olacak. Hazır mısın Metito? Yenenler evine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önce şu tarafta iki ayrı oda var. Biri benim, biri Eser'in çalışma odası. Bir tane de gizli oda var. Şimdi önce oradan başlayıp oraları göstereceğim. Oralar daha çok yarım yamalık ama yine de oradan başlıyorum. Sırasına gidelim. Şimdi burada bir adet minik bir ayakkabılarımız var. Bu bilgiyi de alın, ne yapacağım diyorsun. Şimdi normalde burasını Eser kendi çalışma odası olarak belirlemişti. Ama boş olduğundan anladığım üzere bu konu benim nezdimde doğru olmadığı için konuyu değiştirdim ve burayı normal bir televizyon, bir sinema odası gibi yapalım dedik ve buraya öteki evdeki, hatırlarsınız, üstüne bir sürü boya, kahve, çay dökülen bir beyaz koltuğu vardı. Onu temizlemeye verdik. Onun geldikten sonra onu buraya doğru yapacağız, yani buraya uygulayacağız. Efendim? Söyle. Onu buraya koyacağız ve burası bir televizyon ve bir miktar PlayStation oynayabilir Eser diye düşünüyorum. Televizyon odası olacak. Şimdi burası benim çalışma odam. Şunu ışınlatayım. Burası çalışma odam. Burası hala yarım yamalak. Böyle böyle ama güzel olacak. Sana bunu sizi sevdim. Güzel şeyler olacak burada. Bazı ödüllerim var. Biraz ödül göstermek isterim. Uludağ Üniversitesi'nin aldığım yeni ödülüm. Bu 661 ödülü. En iyi yapıyordum. Bu en iyi çıkış yapan ödülüsü. Bu en iyi lifestyle ödülüsü. Bu en iyi anne bebek ödülüsü. Biraz plaketlerim de var. Tabii onları gösterme gerek yok. Başarılı olduğunu bilirsiniz. Burası evin salonu. Ve salonumuza geldik. Şimdi bu bayağı şaşkın böyle bu kadar büyük bir salon olmasına. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Öteki ev de büyüktü yani ama bunun salonu gerçekten inanılmaz büyük bizde, o yüzden. Şu oy fıstığım. Bu tarafta burası normalde yemek odası diye düşünüyorum şu taraf. Buraya çocuk odası yaptım daha doğrusu. Oynamak ister misin canım? Koş! Burayı çocuk odası yaptığımız için de bayağı bu taraftaki her şey normal salon olabildi. Öteki yerde salonumuz bayağı anaokul gibi, bayağı çocuk odası gibi. Berfu Yenenler bu çiçeklere 500 lira verdi. Şu çiçekleri de normalde evde çiçek çok seviyorum gerçekten, ama sürekli çiçek almak da mantıklı olmuyor. Buna derin etti. Çiçeklere gerçekten 500 lira verdim. Adam 500 liraya şunu bana sattı. Ve normalde asla vermem yani. Saçma sapan bir şey yani, ne alaka. Ama adama hayır diyemedim çünkü hayır diyememe hastalığım var. Çiçekleri önce aldım. Almamam gerekiyormuş. Aldım kucağıma. Ve ne kadar dedim. Sonra bir bakıştık. Normalde bu 500 falan nedir? 100'dür bence yani. Burası Kuzey'in odası. Kuzey'in odasına giriyoruz. Cama kapalı ama. Cama bozuk ama. Yani şeyleri kapalı, şu perdeleri kapalı çünkü daha bozuk. Aha! Abi sen. Abi sen. Şu koltuklar gerçekten gördüğüm bu arada en tatlı koltuklar olabilir. İkisine de bayıldım yani. Birinin Mete, birinin Kuzey altı, sonra Kuzey'in odasını duruyorlar. Çok hak edilmiş koltuklar diye düşünüyorum. Çok şekerim, çok! Utangaçım bir de yarabbim ya. Duvarlardaki resimlerin hepsi bayağı boya. Bir tane ressam çalıştığımız, hep çalıştığımız, hayat yaşındayken çalıştığımız biri var. Bildiğiniz hepsini boyayarak yapıyor. Ben böyle seçiyorum internetten bulduklarımı. Böyle böyle falan, sonra tasarım atıyor. Bu falan diye karar veriyorum ve bayağı boyayarak yapılıyor. Hepsi, üst taraf falan, her şeyi biz yaptık. Yani. Ben Kuzey odasını çok beğeniyorum, Metin odasını daha çok beğeniyorum. Kalkıyor musun? Hadi gel, gezmeye devam edelim, hadi gel. Burası yatak odası. Burası bizim odamız. Kırık tuttum bir çito.
asla anlayamadığım bir alışveriş ve belki kullanırız diye almıştım. Esir'in kilosunu zaten kaldıramıyormuş bu arada. Yani o zaten kullanamıyor. Ben de zaten yürüyüş bağımlısı olmadığım için o şekilde duruyor. Benimki satacağız. Onun bir şey yapayım. Of! Şurası benim giyinme odam. Girebilir miyiz? Girebiliriz aslında. Çoğunla girebiliriz. Çok girecek yer de bu şekil bir yer. Giyinmelik giyinme odası. Çok kıyafetim yok. Genelde kıyafetlerimi bayağı toparlayıp veriyorum yani ihtiyacı olanlara. Ya da böyle hani annem falan beğenirse, yakınlarımdan bilir beğenirse onlara da veriyorum. O yüzden az kıyafetli bir hayatım var diyebilirim. Burası böyle Eser'in giyinme odası. Turşu koyduğum odada. Onun benden daha çok kıyafeti var. Burası Mete'nin odası. Hadi el yap birazcık. Hemen o gözü aşağı inanılmaz video. Video diye gitti ya. Mete şu an üst katta çünkü kuzey daha düzenli uyku süresi var. Mete'nin daha böyle bölük ölçü koltuğu zaten sağda solda biz de onunla falan yaptığı için. Sadece burası hani ihtiyaçlarını karşıladığı oda diyebiliriz. Ama gündüz falan yatıyor yatağında, gayet memnun yatağında. O hatta kuzeyin yatağıydı. Eski ev bile ona kuzeyin yatağı. Şimdi Mete'nin oldu kuzeye de aynı yerden. Yüksek. Mete saçakta kaldı inanılmaz. Mete 13 kilo ve merdiven çıktığım için gerçekten kızıyordum. Perdelerimiz daha gelmedi hala. Perdelerimizi yapan kişi bizi dolandıracak gibi hissediyorum. İnşallah bu videoyu yayınladığımız zaman dolandırılmamış oluruz. Çünkü en son WhatsApp profilinde İbrahim Tatlıses'le kendisini kolaj yapıp koymuş böyle fotoğraf olarak. Ve son 3 gündür cevap vermiyor benim mesajlarıma. Allah'tan para yatırmamış ama yapacağını vaat edip de yapmadığı için son bir aydan onu bekliyorum yani. Burası evin bahçesi. Burada bir bahçemiz var dediğim gibi. Şurada bir oturma alanımız var. Bu alan da bizimle 5 senedir falan geliyor. Bu arada ben sanki çok eşya değiştiriyormuşum gibi duruyor mu bilmiyorum dışarıdan da. Öyle bir sizlere bir şey soracağız. Acaba bizim kulaklarda mı bir problem var? Berfu'nun ne söylediğini anlayabiliyor musunuz? Yani yok. Ben anlamakta zorlanıyorum. Zaten ara ara seçtiğim kelimeler var. Onları anlıyorum ama. Seyirciler de yazdı. Yazmışlar mı? Yazdılar. Siz anlıyor musunuz? Yazın lütfen. Devam da edebiliriz videoya. Daha önce Berfu'nun Eser'le yaptığı YouTube videolarında da var. Çünkü kelimeleri çok hızlı, çok hızlı yuvarlıyor. Aslında tam Z kuşağı konuşması. Tam Z kuşağı konuşması. Hatta biz konuşurken altta ev görüntüsü de dönebilir. Keşke bir altyazı falan yazsaydınız arkadaş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben hiçbir şey anlamadım ne söylediğini. Bütün şeyi anlamıyorum ama aradan çekip çıkarıyorum. Bir dakika, dinleyeceğim. Geri kalan her şey bizimle 4 sene falan geliyor. Şu masa da öyle, bu da öyle. Şimdi 4 sene mi dedi? Araba farkı 4 senedir geliyor bizimle dedi. Ya öyle tam hani bazı ağzını açmadan bizim konuşuyor sanki. Dijital platformlarda bazı oyuncuların konuşmaları da böyle. Ama yine bir kelimeleri falan alıyorsun, seçiyorsun. Sadece televizyonda kumandaya da sesi yükseltmek zorunda kalıyorsun o dijital platformda. Hayatımda yemin ediyorum size Berfucuğum sakın yanlış anlama. Anlaşılmıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bir şey soracağım. Acaba kulaklarımı yıkatmam lazım? Hayır, seyirciler de yazdı hiçbir şey anlayamıyoruz diye. Bir kere Berfu çok zeki bir kız. Sosyal medyada neyin iş yapıp neyin iş yapmayacağını çok iyi biliyor. Kendisi de Z kuşağı olduğu için Z kuşağı değil mi? Böyle, 25-26 yaşında bildiğim kadarıyla. Ya genelde genelleme yapmayalım ama Z kuşağının büyük bir bölümü böyle konuşuyor. İşte bak, o da. Diyorum ki kulağımda mı problem var, onların konuşma tarzı mı değişti? Yok, eşittir Berfu işte. Evet. Z kuşağının neyi sevdiğini çok iyi biliyor. Bu videosu, bu ev gezdirme vlogu diyorlar. 3 günde 500 bin izlenmiş. Müge. Şöyle söyleyelim, kamera önünde bir kere çok rahat. Çünkü ev videoları çok, fotojenik, çok izleniyor. Çok güzel. Hatta ilk kamera önüne de evlendikten hemen birkaç gün sonra, Eser'le evlendikten birkaç gün sonra geçmişti. Artık böyle YouTube kanalım var benim demişti. Buradan videolar paylaşacağım demişti. Yanında da hep eşi Eser vardı. Hep Eser'i malzeme ediyordu. Eser'i ön planda tutuyordu. Aradan 3 yıl geçti. Berfu gerçekten başardı. Ve 3 yılda başrol oldu ya. Ya şey derler ya, boynuz kulağa geçti. Evet. Şu an eşini geçmiş durumda. Çünkü Eser de biraz Berfu'nun öne geçmesi için kendini geriye çekip o da de itti. Berfu'nun kendisini işte kilodan falan oradan buradan onunla ev halleriyle dalga geçmesine izin veriyor. Eser böyle şeylere izin verir mi? Sosyal medyadan Berfu'nun söylediği lafları takipçisi söylediğinde kıyametler kopuyor, bir tane lafı yapıştırıyor.
Ama Berfu'nun bu malzemeyi kullanıp öne geçmesi için de eşine güzel bir fırsat sunuyordu. Ama evi de çok beğendim. Güzel, huzurlu evet, otursunlar. Sade, abartısız, gösterişten uzak bir evleri var. Özellikle salona girdiğim zaman böyle hani kamerayla girdiğimiz zaman bir içim açıldı. Çok huzurlu geldi salon bana. Bazı kasvetli, karanlık evler var. Onlara bakınca gerçekten çok şık anladım geldi. Anladım ben ne dediğimi. Bazı evler var. Bak bu eve o kadar para harcanmamış dekorasyonuna. Evet. Bazı evler var. Evin fiyatı atıyorum 20 milyon lira ise o eve bir 10 milyonda eşyaydı, dekorasyon, masraf yapılmıştır. Peyzajı çünkü, bilmem neyi bir sürü masraf yapılmıştır. Çünkü eğer sen böyle biraz ucundan bucağından sosyeteye girmeye çalışıyorsan ya da o şeye aitsen, o gruba aitsen topu topu 100 kişi bile yoklar zaten. Öyle yapmak zorundasın, içlerine giremiyorsun. Bilmem ne marka çantayı koluna takıp ara, bilmem ne karanlık marka ev modasım var. Mesela aklıma benim Arda Turan'ın evet, evi geliyor. Birisi daha geliyor. Koltuğu o salona koyup da bir paylaşım yapmadığın sürece o dünyaya ait değilsin. Evet.